Selam Öyküm. Evet chat size streç'i göstereceğim. Streç çözünürlükleri nasıl oynarsanız. Şimdi ben bunu AMD üzerinden göstereceğim ama e, Nvidia üzerinden de tarif ederim nasıl yapacağınızı. Önce şu en orada bir kafamızda oturtalım mantığını. Burada bir ölçeklendirme modu var. Ben de şu anda Elgato bu şekilde. Ben bu şekilde görmüyorum. Size o şekilde yansıtabiliyorum. Çünkü benim görüntümü size yansıtamayacağı için Elgato'yu bu şekilde ayarladım. Tam panel yaptığınızda şu anda en boy oranını koruda çözünürlüğü ortalıyor monitörünüze tam panel yaptığınızda Yayıyor çözünürlüğü tüm piksellere Bu şekilde çözmüş oluyoruz sorunu ee, Şu anda Yayın bilgisayarında Olduğu için Ve yayın yaptığım için Özel çözünürlüğü oluşturamıyorum resim üzerinden göstermem gerekecek Klonlamayı durdurmam gerekiyor Çözünürlük ekrana ulaşabilmem için ama ne yazık ki o sefer de kayıt alamıyorum Şöyle tanıtacağım size göstereceğim Şimdiki şurada yeni çözünürlük oluşturacağız. Yeni çözünürlük oluştur diyeceğiz. Ama öncesinde şuradan tam panel yapmayı unutmayın. Yeni çözünürlük oluştura tıkladık. Daha sonra ekran karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. 1920'ye 1440. 240 zaten benim monitörümün hertzin çözünürlüğü şey hertzin desteği yani söyledim. Burada zamanlaması standartı manuelde normalde. Tıklayıp CVT yapıyorsunuz. Bu Bunların her birinin kendi özellikleri var. Detaylarını araştırmadım daha iyi bilen birisi varsa yazsın yorumlara şunu yaparsan daha iyi olur diye yazabilirsiniz. Oluşturduktan sonra alttan çözünürlüğümüzü görebiliyoruz. Daha sonra görüntü ayarlarından çözünürlüğümüzü seçiyoruz. Çözünürlüğümüzü seçtiğimiz ekran basık olacak. Derseniz ki kenardaki siyahlıklar gitmedi. Şunu yapmayı unutmuş olabilirsiniz. Tam paneli yapmayı unutmuş olabilirsiniz veya iki monitörünüz vardır. ikinci monitör yapmışsınızdır tam paneli. birinciyi yapmamışsınızdır. Ona dikkat edin. Daha sonra belgelere giriyoruz. Call of Duty Players. Şu anda iki tane Call of Duty 22 23 dosyası var. Birisi Modern Warfare 3 olduğu için böyle. Birlikte aç. Evet. Buraya aspect yazdık. Yazamadık. Hop. Aspect ratio. Ee, normalde burada 16'ya 9. işte ne bileyim 16'ya 10. Sizin çözünürlüğünüzle alakalı veya genellikle oto olur. Şuradan şuradaki standardı kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Bu kadar basit. Resol. Resol yazalım. Hop. Çözünürlüğümüzü. Ben zaten ben hepsi yapılı zaten. Buradan çözünürlüğümüzle 1920'ye 1080 olarak ayarlıyoruz. Bu yaptık, yaptıklarım 2K monitörler için geçerli. Eğer 1080p Full HD bir monitördeyseniz bunu 1440'a 1080 yapabilirsiniz. Ee, biz Mehmet'te de denedik bu, bu, çözünürlüğü. Desteklemedi monitörü. Ee, 1280 1280'e 960 yaptık. O cuk oturdu. Onu da deneyebilirsiniz. Daha sonrasında e, ben full screen Windows'da oynuyor. Borderless'da oynuyorum. Ee, daha hızlı alt tab yapabileyim diye. Full Screen'da yapabilirsiniz burayı direkt şuradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. İki tırnak arasına. Bu kadar basit aslında. Başka bir ayar yapmıyoruz arkadaşlar. Tek yaptığımız bunlar. Bakayım atladığım bir ada, şey var mı? Ayar var mı? Hertz değiştirme görüntü ayarları. Hertz'iniz 60'a sabit. İlk tikinizde iç seç, seçtiğinizde 60 ol. Ya yani ben bende öyle olur. Belki sizde olmayacak. Buradan 240'a yani maksimum hertz'inize tıklamayı seçmeyi unutmayın. Bu kadar. Başka da bir şey yok herhalde kaçırdığım. Bakıyorum çözük değişti. Kayıt yani bu kadar. Umarım e, faydalı bir video olur sizin için. İnşallah FPS'iniz artar. Takıldığınız bir adım olursa yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum. Yorumlar çözemezsek Discord'a gelirsiniz. Yayın açarsınız. O şekilde çözeriz. Hiç sıkıntı yok. Bay bay.